Hoş geldiniz Futbol Manager 2024 Galatasaray takım inceleme videosu ile sizlerle birlikteyiz. Burada oyuncuların profillerini oyunda neler yapabileceğimizi değerlendirerek devam etmeyi planlıyorum. Hani bu profil böyle mi yapılır, bu bu kadar mı kötü olur diye çok e, anlamsız ve sert eleştirilere girmeyeceğim elbette ki dozunda yapacağım bazı şeyleri. E, bu arada Galatasaray araştırmacısı Sinan Yılmaz bu görevinden e, vazgeçti bu görevi bıraktı. İlerleyen dönemlerde Galatasaray takımının oyuncu profillerini artık başkaları yapacak. Bu videomuza başlayabiliriz. Galatasaray biliyorsunuz geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı ve Şampiyonlar Ligi turnuvasında oyunda başlıyor. İtibar 4 yıldız antrenman ve altyapı tesisleri yetersiz geldi. 2 yıldız bunların acil bir şekilde iyileştirmesi gerekiyor ama tabi ilk senede kabul ederler mi? Onu bilmiyorum. Fenerbahçe e, başkan Ali Koç kabul etmiyor kolay kolay. burada bunları da en kısa sürede geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü altyapıda birkaç tane ilerleyen dönemde de konuşacağım. İhtimali olan oyuncular var. O yüzden bunu yapmamız gerekiyor. Altyapı oyuncu alım sistemi 4 yıldız banka banka bakiyesi 37 milyon euro. Piyasa değeri takımın 167 milyon euroymuş. Kredi borcu 323 milyon 52.223 52, kapasiteli Alisamyan Spor Kompleksi'nde maçlarını oynuyor. Sosyal medya takipçileri de 5.7 milyon oldukça yüksek bir rakam olduğunu görüyoruz burada. Bu sezonki transferlere bakalım. Icardi bonservisiyle geldi. Davinson Sanchez, Gökdeniz Gürpüs, Angelinho, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele takıma katılmış. Gidenlerin çoğu kiralık bonservisle gidenlere bakalım diyeceğim. Evet bonserviste herhangi bir satış gözükmüyor burada ama işte Yunus Akgün, Zaniolo e, yanlış hatırlamıyorsam Yusuf Demir de bunlardan birisi olabilir. bon e, bonservis bedeli alma ihtimali var. Opsiyonlu bonservis bedelleri var bu oyuncuların. Kaptan her zaman olduğu gibi Fernando Muslera. ikinci kaptan Kerem Aktürkoğlu. Kilit oyuncu Mauro Icardi ve gelecek vadeden eden oyuncu da Kazımcan Karataş. Fiziksel anlamda biraz iyileştirme yapılmış ki bu gelişimini görmüştük. Eksik noktaları, oyuncunun oyununu da etkileyen noktaları, zihinsel anlamda eksiklikleri var. Biraz işte orta yapma konusunda eksiklikleri var ama 20 yaşında yeterince şans verirsek ben gelişeceğini düşünüyorum Kazımcan Karataş'ın. Şimdi kadroya bakalım. Kimler var kimler yok. Burada değerlendirmeye çalışalım. Evet kalecilerden başlayalım. Fernando Muslera zaten her sezon olduğu gibi istikrarlı oyununu devam ettiriyor. Senede 3-4 tane maç kötü oynuyor. Buna da hakkı vardır diye düşünüyorum Fernando Muslera'nın. Bu sene biraz daha fazla oldu galiba. Daha fazla dikkat çekti ya da en kaba tabirle çizgide muhteşem bir kaleci. Bölge hakimiyeti yani yan toplarda eksiği olan bir kaleci ama yine de ligimiz için oldukça üst düzey bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yerli oyuncu ve yerli kaleci kuralı da var. Yedeklerde bir yerli kaleci bulundurmak zorundayız. Biliyorsunuz futbol Manager 24 dinamiklerinde de kesinlikle kalede e, kadroda yedek bir kaleci bulundurmanız gerekiyor. Bu yüzden, bu yüzden günayın olması önemli. Yine yan toplarda eksiği olan çizgide de fena sayılmayacak bir kaleci. Galatasaray'ın birinci kalecisi olabilecek seviyede değil. Bu yorumlarım rotasyonda kullanılabilecek bir kaleci için geçerli. Ve Cankat Yılmaz ben olsam Cankat'a şans verirdim. Çünkü gelecek vadeden bir oyuncu, 3.5 yıldız potansiyeli var. Günay seviyesine gelebilir ve hani kalede rotasyonda kullanabileceğimiz bir oyuncu olabilir Günay'ı da. Geçme ihtimali var teknik anlamda gerçekten epey bir iyi olduğunu düşünüyorum. Çeviklik ve pozisyon alma oldukça düşük. Çeviklik çok daha düşük tabii zamanla bunu da geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Yani fiziksel olarak çeviklik 6'dan 11-12 seviyesine gelir mi biraz zor gibi gözüküyor ama gelme ihtimali var arkadaşlar. Yani 11 olur çevikliği zafiyet olur belki ama geri kalan duruşu gayet iyi olabilir ve altyapıdan da bir oyuncu yetiştirmiş oluruz. 3 kalecimize de göz attık. Defanslara bakalım. Defans merkez. Evet. Davinson Sanchez ligimiz için gerçekten çok iyi bir seçenek. Davinson Sanchez. Eksik noktaları soğukkanlılık ve konsantrasyon ama tabii bizim lig seviyemizde bu soğukkanlılık ve konsantrasyonun problem çıkartabileceğini düşünmüyorum. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde biraz sıkıntı çıkartabilir. Onun haricinde atletizmi, üst düzey hava topları falan da fena değil. E, sert, agresif de bir stoper. Ufak tefek e, zihinsel eksiklikleri var ama e, ligde onların da problem çıkartacağını düşünmüyorum açıkçası. Victor Nelson e, çok tartışma e, konusu olan e, şeylerden birisi. Mesela kafa vuruşu 10. E, elbette ki bunun karşılığı da şöyle söyleniyor. Kafa vuruşu savunmadaki kafa vuruşunu etkilemiyor. Bunu örnek verirken sürekli olarak ben anlatırım mesela zıpladınız, topla buluştunuz. Topu nereye göndereceğiniz orada kafa vuruşudur. Zıplamayla alakalı bir durum değil. Ee, ama ne olursa olsun, ne olursa olsun kafa vuruşunun 10 olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kafa vuruşu vasat, zayıf bir oyuncu olduğunu belirlemek gerekiyorsa kafa vuruşunu 12 yaparsınız. Bu oyuncunun zafiyeti olduğunu görürüz. Zıplama 13. Tartışılır bir şey diyemem. Yani çıkartıp önümüze istatistik konulabilir. Bu adam girdiği ikili kafa mücadelelerinden ortalamayla çıkmış. Burada bir şey diyemem. E, ama zihinsel olarak oldukça iyi bir oyuncu. Kafa vuruşunun 10 olması bence e, yapılan bir profil hatası. Bu oyuncunun hücumda hücum aksiyonlarındaki kafa vuruşlarını etkileyecektir. Yani başka da fiziksel olarak evet ağır, yavaş bir oyuncu, çevikliği problemli bir oyuncu ama yine gelip gidip kafa vuruşunun böyle olmadığını <laughs> söyleyebiliriz. Kaan Ayhan'a göz atalım. Kaan Ayhan 28 yaşında stoper, sağ bek ve ön libero, orta sahada kullanılabilecek bir oyuncu. Kaan Ayhan zihinsel olarak diri bir oyuncu, teknik kapasitesi de fena değil üst düzey olduğunu söyleyemeyiz ama yine fena değil. Tabii ki oyuncunun en büyük eksiklerinden birisi de atletizmi çok çabuk bir oyuncu değil. Dönüşleri falan biraz daha sıkıntılı ama kadroda özellikle yabancı sınırlı ol daha doğrusu 3 yerli zorunlu olduğu için de bazı maçlarda kullanabileceğimizi düşündüğüm bir oyuncu Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu 17 bu arada. Devam edelim. Abdülkerim Bardakçı geçen sene benim profili için en çok mücadele ettiğim oyunculardan birisiydi. Ben Fenerbahçeliyim ama e, bas bas bağırmıştım o zaman. Kafa vuruşu çok düşüktü ve dedim ki e, Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'a geldiği sezon e, işte Fenerbahçe'nin bütün savunma oyuncularından daha fazla hücumda kafa vuruşu yapmıştı ve kafa vuruşu çok düşük bu oyuncunun daha yüksek olması gerektiğini düşünmüştüm. Şu an 15 e, bence Kaan Ayhan'ın 17 olması yerine Abdülkerim Bardakçı'nın 17 olabilir. Çünkü hücumda da topla buluşma konusunda pek sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Olabilir. Yine Abdülkerim'in eksiklerinden birisi oyuna yansıtılmış. Çok çabuk ve dönüşleri çok hızlı olan yani çevik bir oyuncu değil. Ama işte zihinsel özellikleri iyi. Mücadeleci gücü var ve hava toplarında da bir hakimiyeti var. Zıplaması da olmuş. Ben yetersiz olduğunu düşünüyorum zıplamasının. Çünkü duran toplarda milli takım olsun Galatasaray olsun. Bu toplarda etkili bir oyuncu Kafa vuruşu 15. Evet ama bu kafa vuruşunu değerlendirebilmesi için önce zıplayıp o topla buluşması lazım. Topla buluşma konusunda burada ortalama bir oyuncu gibi olmuş 13 olması. Ben daha iyi olmasını açıkçası beklerdim. Emin Bayram normalde kiralık ama ben yine de burada değerlendirmeyi aldım. 21 yaşında geri gelecek ve kiradan çağıramıyoruz. Evet burada bu oyuncuyu niçin aldım onu söyleyeyim. Altyapıdan çıkan bir oyuncu bu kadroda kullanılması gerekiyor bence. Şans verilip değerlendirilmesi gerekiyor. Süperlik standartları için şu anki profili ortalama bir profil 23 yaşına kadar şans verilip gelişimi takip edilmeli. Belki süperlik seviyesinde biraz daha iyi bir profil profile sahip olabilir. Şans vermek gerekiyor Emin Bayram'a. Ruindama hala takımda. Yaşadığı talihsiz bir sakatlıktan sonra resmen adamın kariyeri bambaşka bir yere gitti. Vücut Sinđelić'in gerçekten de yani bir bile olabilirdi belki ya. Bu adam inanılmaz bir oyun Paris Saint-Germain Mbappe'ye karşı inanılmaz bir oyun oynadıktan sonra e, bu durumlara gelebilecek kadar e, mental olarak da çok güçlü bir oyuncu değilmiş anladığımız kadarıyla. Kadroda elden çıkarmaya çalışacağımız oyunculardan birisi olacak. Anhelinho'nun profiline bakalım. Anhelinho'nun profili gördüğünüz üzere e, hücum 3. bölge konusunda çok daha etkili bir oyuncu. Şurada özellik analizini açarsak evet bazı arkadaşlar özellik analizine daha net anlaşılır halde geliyor onlara. Yıllar önce bir yorum yapılmıştı videoma. Özellik analizini açabilir misin diye. Ben oyuncuyu oradan daha rahat seçip anlayabiliyorum diye. Selam olsun. Onun o mesajından sonra ben de artık özellik analizini görmek istiyorum oyuncuların profillerinin yanında. Gördüğünüz üzere 3. bölgesi daha kuvvetli, savunma yönü biraz daha zayıf bir oyuncu. Özellikle pozisyon alanı markaj konusunda sıkıntılar yaşayabilecek bir oyuncu. Ama 3. bölgeye geçtiği zaman da yapacağı tercihler, topla buluşma noktaları oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Fiziksel yönden zayıf bir oyuncu, teknik kapasitesi ama daha iyi seviyede bir oyuncu. 26 yaşında bence çok güzel bir profili var ama işte yani savunma tarafında çok büyük problemler yaşatabilir bize. Kazımcan Karataş biraz daha fiziksel ve işte savunma yönüyle biraz daha ön plana çıkan bir oyuncu Markacı ve top kapması oldukça iyi. 13. Pozisyon alması biraz düşük ama bu da şans verdikçe, kendisini oynattıkça bu özelliklerini geliştirebileceği bir yaşta. 20 yaşında bir 3 seneki 3 sene sonraki profili çok daha iyi hale gelebilir. Fiziksel anlamda çok fazla kendini geliştirmese de ee, zihinsel anlamda gelişimi açık. Hız 16, hızlanma 12. Ee, çok e, hızlı bir oyuncu ama bu o hızına ulaşması biraz zaman alıyor. Uzun mesafe olmasıyla uzun metrajda hızlı bir oyuncu diyelim. Çabuk ve çevik değil ama uzun metrajlı koşullarda oldukça iyi de hız 16. Bu hız hızlanma mevzuları da 2 senedir e, biraz rahatsız edici durumlardan birisi olduğunu düşünüyorum ben. Azımcan Karataş'ı geçtik. Sağ bekte kim varmış? Sasha Boe ve Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'a bakmıştık. Sasha Boy'un profiline bakalım. Geçen sene çok tepki çekmişti Sasha Boy. Drip 10 çok düşük değil mi diye. O tepkiler <laughs> dikkate alın. Bu sene 9 yapıldı. <laughs> Neyse bu işin espri kısmı. Dayanıklılık denge hani fiziksel anlamda çok etkili bir oyuncu. Savunması çok iyi. Top kapması, çalışkanlığı gerçekten üst düzey bir oyuncu. Gücüm gücünün biraz daha düşük. Fiziksel ve savunma yönünün daha ön planda olduğu bir profil olarak hazırlanmış burada baktığımız zaman Dribbling'in 9 olması yani 11 olsa bence bu kadar tepki çekmeyecek bir Profildi yani dayanıklılık da demeyelim dengeye 16 yapıp top kapmaya 15 yapıp dribling 11 Olsaydı örnek olurum puanlaması farklı olabilir Bu kadar tepki çekmeyecek Şeylerden birisiydi topsuz alanın 8 oluşu doğru mudur? bilmiyorum bu kadar kötü mü topsuz alanı Saşa Boy'un. Manchester United yok Manchester United'de Kopanak maçında attığı gol. Manchester United maçında da pozisyonlara girmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ligde de e, artık oraları kullanıyor. Herhalde e, güncellemede belki devre arasında bunlara devam ederse topsuz alanda da bir gelişme olabilir diye düşünüyorum. Ama anlatılmak istenen olay şu. Bu oyun çok güç bu oyuncu çok güçlü dayanıklı bir oyuncu. Ve savunma yönü çok kuvvetli bir oyuncu. Üçüncü bölgesi Birinci bölge oyununa göre biraz daha zayıf burada bu vurgulanmaya çalışılmış diye düşünüyorum ben. Sizlerin de yorumları önemli. Defansif orta sahalara bakalım. E, tangoyen Dombele gibi bir gerçek var. Yani oyuncu e, zaten zamanında çok büyük bonservis bedelleri verilmiş ve ciddi anlamda takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Henüz 26 yaşında ama tabii şöyle de bir olay var. E, bu yani 15 milyon euro opsiyonlu bonservis bedeli var. Verilip alınır mı? Da 26 yaşında bir oyuncu bu yatırımı yapar mısınız? Yapılır. E, endombele niye yapılır? Onu söyleyeyim. Para varsa yapılır. Ya oyuncu oyunun teknik kısmında var. E, pas oyununda var. Savunma oyununda var. Yani markaj 12, top kapma 14 mesela, pozisyon alma 13. Ön sezi var. Konsantrasyon biraz düşük. Eyvallah ama e, ayakları yere sağlanmasan güçlü de bir oyuncu. Bu yönden etkileri olan bir oyuncu. Tabi bu oyuncu son 2 hatta son 3 senedir Galatasaray döneminde sayarsak kiralık olarak gidiyor. Eğer bu süreçte kiralanan takımların yani olimpikli Lyon'a gitti araştırmacı dedi ki bu oyuncu yeni geldi ben bu oyuncunun profiline dokunmayayım geldi. topluma olduğu gibi gitti toplama araştırmacısı da burada değildi zaten deyip dokunmadı. Ondan sonra Napoli'ye gitti. Napoli araştırmacısı dedi ki ya bu oyuncu kiralık ben o yüzden profiline dokunmayayım. E geri geldi Tottenham'a. Tottenham araştırmacısı yine dokunmadı. Ben tamamen varsayım yapıyorum şu an. Ve Galatasaray'a geldi. Yeni gelen transferlere dokunulmadığı açıklandı. E şimdi Galatasaray'a da geldi. Belki de bu oyuncunun profili gerçekte bu değil. Daha henüz izleyemedik tabii ki de karar vermek için. Pas yeteneğinin hala olduğunu görüyoruz. Soğukkanlılığının falan da oyunda sahadayken ne kadar iyi olduğunu gösteriyor oyuncu ama Burada da böyle bir handikap var. Şu mevcut profiliyle bence ligdeki iyi orta saha oyuncularından birisi olduğunu düşünüyorum ben. Lucas Torreira iki senedir yine tartışmalı profile sahip bir oyuncu. Muhteşem bir oyuncu. Torreira için söyleyecek bir şey yok. İnanılmaz bir kesici, inanılmaz bir dinamizm. Söyleyecek bir şey yok yani gerçekten orta sahada olmadığı zaman Galatasaray'ın eksikliğini hissedeceği bir oyuncu ama sürekli olarak bu atletizm yönünde tartışmalar var. Yani hız 9, hızlanma 17 ve çeviklik 19 yapılmış. Geçen sene araştırma ekibinden sağ olsun Engin gelmişti ve bu hız hızlanmayla alakalı benim de bilmediğim şeyler anlatmıştı. Neye göre yapıldığını. Bu konuda kendisiyle de görüşmüştüm. Fikir alışverişinde de bulunmuştuk. O da benimle aynı fikirde olduğu noktalar var. Yani demiştim ki bu Hız hızlanma çeviklik olayları işte boya kiloya göre giriliyor eyvallah ama e, yani şöyle bir durum var Şimdi bunu sadece Türkiye araştırmacıların yaptığı için globale baktığınız zaman bu biraz problem olabilir şimdi bu şuna baktığınız zaman e, Hızı düşük ama çok çabuk hızına ulaşabilen bir oyuncu görüyorsunuz ama burada Hızlanma 15 e, hız 13 olsaydı örnek veriyorum veya 12 olsaydı hızlanmada 14 olsaydı kimse problem çıkarmazdı bence. Bu bu hatta çeviklik göze batardı. Bu adam bu kadar çevik değil ki diye. Ama orada puanlamalarda tabii ki de çok daha detaylı e, incelemeler olduğu için bir şey söyleyemeyeceğim ben ama e, bazen bazen bunun da bir oyun olduğu unutulmamalı diye düşünüyorum ama yine de karşımızda böyle muhteşem bir profil var. Ne olursa olsun Torreira ligdeki en iyi e, orta sahalardan birisi savunma yönünden en iyisi diyebilir çok etkili bir oyuncu çünkü. Kerem Demirbay yine pasör bir orta saha oyuncusu. Kerem Leverkusen'e geldiği ilk dönemde çok daha başka seviyelerdeydi. Çok daha farklıydı ama tabi zaman onu biraz daha düşürdü. Yine pasörlüğü, o becerisi hala var fiziksel olarak epey e, geriye düşmüş vaziyette. Zihinsel anlamda da e, aslında çok kritik değerleri ortalama seviyede olduğundan dolayı bence e, o teknik kapasitesi o pas de çok net gösteremeyebiliyor ama yine de rakibe karşı pozisyon almayı ve ayağındaki doğru e, topu doğru kullanma becerisi olan bir orta saha oyuncusu. Ma e, mavi kartı da var bildiğim kadarıyla o yüzden kadroda elimizi rahatlatacak bir oyuncu. Sergio Oliveira benim çok beğendiğim bir oyuncu yani şöyle söyleyeyim en azından FM'de beğendim profilini. Sevdiğim bir oyuncu ama tabii fiziksel olarak daha da e, düşüşe gidilmiş bir vaziyette. Kadroda da tercih çok fazla edilmiyor. E, teknik anlamda ve zihinsel anlamda gerçekten üst seviyede bir oyuncu olduğunu zaten görüyoruz burada. E, Kerem Demirbaydan da bir adım daha önde bu anlamda zihinsel ve teknik anlamda ama tabii fiziksel olarak özellikler oldukça düşürülmüş sence Oliveira'nın daha durarak oynaması gereken bir rol. Okan Ayhan'a baktık Eyüp Aydın. FM'nin bir numaralı oyuncularından birisidir. Geçen sene Galatasaray kariyeri yaptım ve Eyüp Aydın'ı her zaman oynattım. Eyüp Aydın çok özel bir oyuncu bence. FM üzerinde çok özel bir oyuncu. Normalde izleme şansım olmadı ama Eyüp Aydın FM'de elinizde varsa abi bu adamı oynatırsınız. Çünkü çok iyi bir gelişim gösteriyor. Ve gerçekten de yerli pasaportuna sahip olduğu için de elimizi de çok rahatlatıyor. Özellikle şu tarz oyuncular beni çok mutlu eder pek çok FM oyuncusu da aynı şekilde düşünür. 18 yaşında bir oyuncu aldınız ve 21 yaşına geldiğinde geriye baktığınızda işte 100 maç oynatmışsınız. Profilinde inanılmaz bir gelişim vardır. İşte Eyüp Aydın o oyunculardan birisi. Efe Akman yine altyapıdaki oyunculardan birisi. Gelişim gösterme ihtimali olabilen potansiyel yetenek aralığı belli bir seviyenin üstünde çıkan bir oyuncu. Şans vermeniz gerekiyor tabii ki de burada kendini göstermesi için. Pas yeteneği pas becerisi olan bir oyuncu bu oyuncuya 3. bölgede oyun öğretmek lazım yani topsuz alanı düşük 3. bölgede de etkili olması için bunlara çalıştırmak lazım ve tabii en önemlisi karar almayı geliştirmesi lazım. Fiziksel özellikleri belli olduğu üzere çok iyi seviyede olmayacak ama teknik ve zihinsel anlamda iyi hale getirip fiziksel özellikleri de idare edebilir seviyeye getirdiğimiz zaman bence Efe Akman kullanılabilir bir profil olacaktır. Orta sahaya geldik. Merkez orta sahalarda var mı değişik bir oyuncu? Hepsine göz attık. Hakim Ziyeh gelmiş. Onu forvet arkalarında değerlendiririz. Ofansif orta sahalar merkezledik. Kanatlara sonradan gireceğiz. Kerem Aktürkoğlu e, yani artık merkezde de kullanıldığı için Kerem Aktürkoğlu'nun da forvet arkası merkez merkez rollerde değerlendirebiliriz. E, hatta belki merkezde daha da şurada gördüğünüz üzere daha da verim alabileceğimiz oyunlarda da kullanabiliriz. Kanatta da oynasa merkeze devrilip yani doğrudan doğruya merkezde bulunmayı başarabilen bir oyuncu. Pas 12, vizyon 16, e, çeviklik üst düzey, hız 12, hızlanma 17. E, bu değerlerin bir verilme aralığı vardı bunlardan bahsetmiştim sizlere. E, yani yetenekli, becerikli bir oyuncu, etkili bir kanat oyuncusu ve Yerli oyuncu profili, yani yerli oyuncu statüsünde olmasından dolayı, yerli oyuncu statüsü değil, yerli oyuncu olmasından dolayı da kadroda kullanabileceğimiz bir oyuncu. 1-2 sezon oynattıktan sonra çok iyi paralara yurt dışına satma ihtimalimiz var. İnanılmaz bir gelişim gösterdi kendisi. Hakim Ziyech inanılmaz bir çar ya. Yani inanılmaz bir yetenek. Söyleyecek bir şey yok gerçekten. E Sahada hiç var olmadığı anlarda bile inanılmaz işler yapabilme yeteneğine sahip bir oyuncu ki bunu gösterdi bize de. Hız 13, hızlanma 14. Yani bak ne kadar dengeli yapılmış değil mi? Hani hız 11, hızlanma 16 falan değil. Burada biraz denge yakalamak e, gerekiyor. Olabilir profilin daha oynanabilir halde olması için. Karar alması 9. Bu kadar düşük bir karar alması e, tabii ki de oyuncu zihinsel olarak Chelsea'de falan çok da iyi dönemler geçirmedi. Bu biraz etkilemiş olabilir ama belki onlar düzeltilebilir diye düşündüm. Çünkü kara daha iyi olabileceğini inanıyorum ama onun haricinde oyuncu saf yetenek söyleyecek bir şey yok yani top ayağına gelip değerlendirmek lazım Galatasaray kariyerinde kullan kullanmıştım gerçekten gol asisi olarak da bayağı yardımcı olmuştu. Dries Mertens artık fiziksel anlamda oldukça e, düşüşte olan bir oyuncu gördüğümüz üzere ki yaş itibariyle böyle şeyler normal. Zihinsel ve teknik anlamda da herhangi bir zafiyetinin olduğu hiçbir nokta yok. Oyunun her bölümünde varlık gösterebilecek bir oyuncu. Ha tabii savunma yönü doğal olarak e, hani düşük. Yani ona değinmeye bile gerek yok. Çünkü bu bir üçüncü bölge oyuncusu. Ama onun haricindeki özellikleri gerçekten Mertens'in yani inanılmaz bir oyuncu ya. Fiziksel olarak zaten iyi olsaydı burada olmazdı. Halil Dervişoğlu biraz daha rotasyonda işte yerli oyuncu statüsünde kullanılabilecek bir oyuncu. Yetenek çok Dribling iyi. Dribbling ilk kontrol becerisi var. Teknik kapasitesi iyi ama onun haricinde yani Galatasaray'da açıkçası rotasyonda kullanılmaya da değer olmayan bir oyuncu profili var şu an karşımızda. Kanat oyuncularına göz atacağız şimdi sağ ve sol taraf dedik. Evet Kerem'e baktık. Hakim Ziyet. Tamam. Wilfried Zaha'ya bakalım. E, acayip yetenekli bir oyuncu. Yani çevikliği, çabukluğu falan olan bir oyuncu olduğu için de bu özel yeteneğini daha net kullanabiliyor. Top ayağına yapışıyor sürerken as burada biraz düşük teknik kapasitesi evet çok yüksek bir oyuncu. Ee, yani oyuncu top ayağındayken çok iyi işler yapabilecek bir oyuncu. Büyük maçları seviyor. Bu da en önemli şeylerden birisi. Dribbling becerisi de üst düzey olan bir oyuncu. Sahada baktığımız zaman hızlı, özel yeteneği olan, dribbling becerisi üst düzey olan bir oyuncu olduğunda görüyoruz. Oynadıkça da e, lige alıştıkça da oyun tarzına alıştıkça da çok daha verimli olacaktır. Ve Tete sağ kanatta kullanabileceğimiz bize bir şeyler vadeden ve satarken de çok iyi paralara satabileceğimiz bir kanat oyuncusu. Çok süratli, çok çabuk, çevikliği oldukça iyi. Yani Zahan'ın bir tık altı diyebiliriz. Burada tabii karar alma falan oldukça iyi. Profil teknik anlamda da iyi. Pas 13, vizyonu 13. Bu, bu anlamda Zahadan da iyi. driplingi ayak kontrol becerisi de oldukça iyi. Çok yetenekli bir kanat oyuncusu ve gelişimde yapabilecek bir dönemde 23-25 yaşına kadar ufak tefek gelişimler gösterebilir. Cesareti biraz düşük Tabii burada problem. Ne olur sert geçen maçlarda e bize sıkıntı yaşatabilir. Sadece tek ayağını kullanabiliyor. Sola yok olduğu için de biraz problem ama yine de Tete gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ve kadroda hani 11 çıkardığımız zaman ön alandaki 4 oyuncu çok yetenekli. Barış Alper Yılmaz yetenek dedik ve hemen Barış Alper Yılmaz geldi. Çok acayip bir oyuncu, çok inatçı. Mücadeleden asla kaçmayan. Yani gerçekten çok agresif Cesur bir oyuncu. Çalışkanlığı üst düzey bir oyuncu. Karar alma evet bu tarz oyuncuların en büyük eksiklerinden birisi karar almadır. Ama kararlılık tam aksine iki katı yani gerçekten öyle sahada sonuna kadar mücadele eden bir oyuncu var. Teknik kapasitesi düşük. Fiziksel ve zihinsel özelliklerinde mücadele kısmında gerçekten sahada her şeyini ortaya koyan bir oyuncu. Bu yönden Barış Alper Yılmaz'la FM'de de oldukça karşılık veren bir oyuncu. Çünkü oyuncunun büyük maçları seviyor, sürekliliği de var. Bu yönden verim alabileceğimiz bir başka oyuncu da Barış Alper Yılmaz burada başka bakmadığımız oyuncu yok. Hücum tarafına geçebiliriz. Son zaten atladığımız bir oyuncu varsa geri döneceğiz. Yani Mauro Icardi söyleyecek bir şey yok. Topsuz alan tekrar 17'ye çıkmış. Paris Saint-Germain'e gittiğinde 20 idi. Yakından takip ettiğim bir oyuncuydu benim de Icardi. Sonra Paris Saint-Germain'de direkt bir kesik yiyip 15'e düşürmüşlerdi bir anda. Tabii o dönem orada oynama oynamama sayıları biraz daha farklı olduğu için müdahale edilmişti. Şimdi 17'ye çıkmış. Gerçekten de böyle bir adam. Yani ceza sahası içerisinde hani yanınızda olduğunu düşünüyorsunuz ama bir baktığınızda sizden kopup gitmiş, topla gol noktasında buluşmuş bir oyuncu. Çok etkili, çok net bir bitirici şu an gördüğünüz üzere. Ceza sahası içerisinde affetmeyecek bir oyuncu. Hani benim klasik bir oyuncunun saf golcü olduğunu nasıl anlarsınız? Dört özelliği vardır. Bitiricilik, ön sezi, soğukkanlılık ve topsuz olan bu özellikler elit seviyede ise bu adam ceza sahası içerisinde top geldiğinde affetmeyecek bir adam ki Icardi de böyle bir oyuncu zaten. Atletizm artık zaten hiçbir zaman iyi bir atlet olamadı ama yaşında ilerlemesiyle biraz daha düştü. Ama zihinsel olarak ve teknik kapasite anlamında da oldukça etkili bir oyuncu. Icardi yine gol rekorları kırar herhalde. Yani gerçekte kırıyor. FM'de de artık yani aa bak bu kadar gol attı diye dedirtmeyecek seviyede oynuyor zaten adam. Cedric Bakambu rotasyonda alındı. Atletizmi e, olan bir oyuncu. Tabii ki de Icardi sonrasında hani golcülük noktasında çok büyük eksiklikler hissedebilecek bir oyuncu. Aslında ortalama bir oyuncu ama Icardi'den sonra profiline baktığımız için çok kötü bir oyuncuymuş gibi geldi. Yine de rotasyonda iş yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bakan bunu Recep Dilek ee, yine 16 yaşında gelecek vaat etme ihtimali olan bir oyuncu. O yüzden bu oyuncuyu ilk 11'e e, as takımı aldım. E, Kadronuzda çıktığı zaman şu potansiyel yetenek seviyesine bir bakın. 3 yıldız garanti diyor. Yani takım seviyesinde çıkar diyor. 4. yıldızda olma ihtimali var. E, denersiniz. Yani daha 16 yaşında 18 yaşında geldiğinde bazı özellikleri biraz böyle e, işte mesela karar alma 10 falan olmuşsa. Ha bu adamda iş var diyebilirsiniz. Gelişim gösteriyor diyebilirsiniz ama takip etmek lazım. Çünkü önünde uzun süreler var yani. iki sene kadroda şans vermeseniz antrenmanlarda sadece kendini geliştirse ondan sonra şans verseniz neler yapabileceğini görmek lazım. Bitiricilik 12 13-14 zorlayabilir. Ama zihinsel anlamda kendini geliştirirse etkili bir golcü olabilir. Denemek lazım. Bunları denemeden bilemeyiz. Bütün pozisyonlar bütün oyuncuları seçelim peki atladığımız birileri var mı bakalım burada şu an görmüyoruz Angelinho Kazım Can Karataş Torreira Oliveira Evet Efe Akman bu oyuncuların da hepsine bakmış olduk ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık tabi şimdi bir de altyapıdaki oyunculara bakalım genç oyunculara ee, burada altyapıda potansiyeli yüksek oyuncular arasında Zaniolo var ee, satın alma opsiyonu var geri de gelebilir. Gelmezse de iyi bir paraya transfer olmuş olacak. Ne kadar? 35 milyon euro mu? Opsiyonlu de 22 22,5 milyon euro. Bu bedel ödendiği zaman oyuncu gidecek. Sadece karar alması düşük 9 ama geri kalan bütün özellikleri elit seviyede. Ligde gelse de bu karar alma bize çok sıkıntı çıkarmaz. Yine verim alabileceğimiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Eren Aydın var. Golcü 20 yaşında. Yani belki şey diyebilirsiniz ya ya ben Eren gelsin ama geldiğinde 21 yaşında olacak. Ben Bakan boyu rotasyon oyuncusu olarak kullanmayacağım. Ben Eren'i rotasyonda kullanacağım diyebilirsiniz. Çünkü hani arkasında oynayacak güçlü çok güçlü olacağı için Eren'i taşıyabilirler ve belli bir seviyeye getirmeye yardımcı olabilirler. Ondan sonrası da Eren'in işi yine de Süper süperlik rotasyonda kullanılabilecek bir profil olduğunu düşünüyorum. Tabi burada en önemli olay ne? Burada altyapı hani bir Galatasaray altyapısı olduğu için altyapıdan geldiği için şans verilmesi artı bir. Yunus Akgün yine serbest kalma bedeli olan bir oyuncu. 9 milyon euro opsiyonlu satın alma bedeli kullanılırsa Leicester'a gidecek olmazsa geri gelecek. Atletizmi iyi olan koşucu bir oyuncu. Ceza sahasına girmeyi seven bir oyuncu çok yetenekli. Kullanılır mı? Tabi Tete, Zaha, Ziyech, Kerem var, Barış var. Hani Yunus biraz fazlalık gibi geliyor insana. Ya yani onlardan birisi giderse de Yunus gelebilir ama belki profilinde iyileştirmeler yapılabilir bilmiyorum. Şu anki profil üzerinden biraz külfet olabilir gelirse. Caner Doğan var. Potansiyel olarak, potansiyel olarak yüksek gösterildi ama yok. Caner'den olmaz. Şöyle yaşa göre sıralarsak burada Gökdeniz Gürpüz potansiyeli yok gördüğüm kadarıyla da çok tercih edeceğimiz bir oyuncu olmayabilir ama yine de denemek lazım. Beknaz Almaz Bekov yok. Yani bu, bu da çok etkili olacağını düşünmüyorum şu profille. Ee, başka Hani Ali Turap, Bülbül, işte Hamza Akman bunlar çok dillendiriliyor ama seviye olarak da Galatasaray seviyesinde kolay kolay olacak bir şey değil. Yani Sabek var. Rotasyonda değerlendirebilirsiniz. 18 yaşında, 20 yaşındaki profil değerlendirilebilir belki ama ben yine de Galatasaray seviyesine çıkabileceğini düşünmüyorum. Bu arada potansiyel yetenek aralığında bilmediğim için böyle söylüyorum. Yusuf Demir'in satın alma opsiyonu yok. Evet satın alma opsiyonu olmadığına göre sezon bitiminde geri gelecek. Tabi Yusuf bundan 3-4 oyun önce herkesin almaya çalıştığı bak işte yeni Messi falan sonra Barça'ya gitti gerçekten kiralamaya çalıştık vesaire de olmadı. E, profil bu seviyelere geldi Yusuf. Zihinsel olarak zaten ortada çok yetersiz bir oyuncu. Geri gelirse de bence kadroda kullanılmadan doğrudan gönderilebileceğini düşündüğüm oyunculardan birisi. Evet genç oyunculara da ufak bir bakış attık. Ama zaten A takımdaki oyuncuları değerlendirmeye alırsanız bence biraz daha e, genç oyunculardan verim alma ihtimalimiz olabilir. E, şimdi asistan raporuna bakalım. Türkiye Süper Ligi'ne göre ortalamalarımız nasılmış? Yaş ortalaması 26. E, en kısa oyuncu Torreira 1.68'miş bu arada ya. Yani doğru mu? Sanki daha kısa gibi geliyor değil mi? E, en uzun oyuncu da biz bir yok. Onu Açı varmış 1.91. E, kiloları falan geçelim. ha Bunlar çok şey değil. En fazla kazanan Icardi. Ligde de en fazla kazanan Icardi. En az kazanan ve en fazla kazanan, ha yok yani Berkay Ateş Ateşçakan. Evet buna geçen Fenerbahçe incelemesine demiştik. Allah kazancına bol bereket versin Berkay kardeşim. Milli maçlarda forma giyimi ortalaması Galatasaray'da 15, lig ortalaması 7. Lig ortalamasının üstünde yerli oyuncu eğilimi %58'miş. 15 farklı ülkede oyuncu var. Milli takımda forma giyenler Galatasaray'da 9, Fenerbahçe'de 12. Lig ortalamasında da yaş olarak baktığımız zaman yine... Süper Lig'de ortalamaya uymuşuz. Süper Lig ortalamalarıyla kıyasımıza bakalım. Genel baktığımız zaman ortalama milli maç, genç milli maçı ve ortalama oyuncu maçında ligde en üstte Galatasaray bulunuyor. Kalecilere bakalım. Kaleci özelliklerinde neler varmış? Degajda, hava toplarında bu ne? Bölge hakimiyetinde ve çeviklikte lig ortalamasının altında olduğumuzu görüyoruz. Savunma konusunda sadece savunmacılar alacağım. Burada bölüm bölüm yapalım. Top kapma ve pozisyon almada ligin üstündeyiz. Hızlanmada ligin epey gerisindeyiz. E, lig ortalamasının diyelim. En kötüsü değiliz ama lig ortalamasının altında olduğumuz bir diğer özellik orta saha oyuncularına bakalım. E, pas, vizyon, takım oyunu, teknik ve karar almada ligin en iyisiz. Bu ligde de pas oyununa ne kadar yatkın bir takım olduğunu gösteriyor Galatasaray'ın. Çünkü orta sahada acayip pasörlerimiz var. Hücum özelliklerindeki forvetlere bakalım. Burada kıyaslamalara zıplamaz, düşük hava toplarında zayıf golcülerimiz. Hız ve hızlanma noktasında da eksiklerimiz var. Ama tabi ceza sahası içerisinde de inanılmaz etkili oyuncularımız olduğunu görürüz. Zaten biraz daha topa sahip olarak set hücumuyla oynaması gerekiyor bence Galatasaray. Bu sahip olduğu oyuncularda dar alanda da özel yeteneğiyle çözüm üretebilecek özel oyuncuları olduğunu biliyoruz. Fiziksel özelliklerde genel takım geneline bakalım. Vücut zindeliği en yüksek takımız. Lig ortalamasının altında herhangi bir özelliğimiz yok. Hız ve hızlanma lig ortalamasının biraz üstünde zihinsel özelliklerde uf, yani agresiflik, önsezi, cesaret, soğukkanlılık, kararlılık, yetenek, liderlik ve vizyonda lig e, ligin zirvesindeyiz. Kararlılıkta da neredeyse lig zirvesindeyiz. Aynı zamanda takım oyunu da. Lig ortalamasının altında olduğumuz herhangi bir durum yok. Bir tek çalışkanlık var. Çalışmayı sevmeyen bir takımımız var. Ama yetenek setinde en iyiyiz. Teknik olarak bütün oyuncularımızın ortalaması kalecileri çıkartırsak o bayağı iyi durumdayız değil mi? Zinselde zinselde kalecileri çıkarmaya gerek yok. İyi oluyor ama teknik kapasitesi düşük olabiliyor. Neyse biz yine takım ortalamasına bakalım. İlk kontrol penaltı ve teknik anlamda ligin en iyisi. Taç atışlarında lig ortalamasının altındayız. Peki kalecileri evet kalecileri çıkardığımız zaman ki teknik anlamda kalecileri çıkarabilir. Çünkü kalecilerin teknik özellikleriyle oyuncuların teknik özellikleri biliyorsunuz daha farklı. Ee, i̇lk kontrol kafa vuruşu uzaklaş, uzaktan şut pas penaltı kullanma ve teknik anlamda ligin en iyisi Galatasaray. Korner ortalama, top sürme, bitiricilik, serbest vuruş, taç, markaj, top kapma lig ortalamasının üstünde. Bu arada The Galatasaray kariyeri yaptığım için en son Beşiktaş kariyerinden önce bayağı bir Galatasaray bölümü yaptığım için bazı yerlerde biz, bizim ortalamamız daha iyi diyor olabilirim <laughs> burada ama Fenerbahçeliyim. Ama yine bu sene Galatasaray kariyeri yapmayı planlıyorum. Yani genel olarak zaten simülelerde de görüyoruz. Lig ortalamasının oldukça üstünde iki takımdan birisi. Birisi Fenerbahçe, birisi Galatasaray. Oldukça etkili oyunculara sahip. Gelecek vadeden birkaç oyuncu var ama iyi potansiyelde çıkarsa onlar çok daha iyi seviyelere gelme ihtimalleri olacaktır. Dilim döndüğünce kulüp çalışanlarına göz kulüp çalışanlarına göz atalım. E, artık buralar beni çok korkutmuyor. Çünkü şuraya 10 dakika ayırıp 12 tane muhteşem antrenör bulma ihtimalimiz var. Gerçekten bu biraz yani verebileceğimiz maaş skalası genişlediği için artık personel bulmakta zorlanmıyoruz. Bu yönden biraz iyi olmuş ya. Zorluk seviyesi biraz düşmüş mü? Yani antrenörler ne kadar etkiliyordu? Bunlar da tartışılır tabii. Ama yine de psikolojik olarak şuraya baktığımızda dolu dolu görmek burayı bizi mutlu ediyor. Artık buralara da çok takılmayacağım. Zaten oldukça iyi antrenörler bulma konusunda çok rahatız. Mali duruma göz atalım. Borçlar ve krediler diyelim. Aylık 2.1 milyon euro borç ödeme e, durumu varmış. Bu biraz sıkıntılı. Tahmini bilanço hep negatif mi? Hep negatife mi Gelir gider dengesinde. Evet kötüye gidiyoruz. Filanço of of. Her şey kötüye gidiyor. Niye bu Türk takımları hep böyle kötüye gidiyor ya? Biraz daha iyi şeylere gelsinler. Sponsorlarda. Stadyumda 23,5 milyon euroluk bir sponsor. Uluslararası transfer. Onlar da mı sponsor? 15 milyon euro. Ana forma 34. Antrenman forması 71 milyon euro. 8 yıllık anlaşma. Dilim döndüğünce. Galatasaray'ın oyuncularını, tesislerini sizlere anlatmaya çalıştım. Eksik olduğum noktalar, katılmadığınız noktalar olursa yorumlarda belirtirsiniz. Hem fikir olabiliriz, fikirlerimiz birbiriyle uğra, uyuşmayabilir ama asla hayır en doğrusunu ben biliyorum. Benim yaptığım doğru dediğimi hiçbir zaman görmemişsinizdir. Yine aynı şekilde olmaya ben devam edeceğim. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.